gerçek Beşiktaş gibi en azından ikinci yarıda savaşan bir Beşiktaş gibi. Yani savaşmak bile düşün Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırıyor. Savaşan bir takım görmek istiyor. İlk yarı gene klasik yani bugün Santos onu diyecektir herhalde. İlk yarı kayıp da bizim için. Ne, i̇lk dedi birazdan getireceğiz. İlk yarı yani. kayıplar da yani, yani Takıma da dört gün izin vermiş perşembeye kadar milli ara. Hak ettiler Dinleyecek canım yani. Beşiktaş. <laughs> Galatasaray hak etmediği için o konu kampa götürüyor Antalya kampına. Beşiktaş işte hak ettiği için dört gün izin yapıyor. Ya, o... işte i̇şte Galatasaray ondan Galatasaray başarılı. Beşiktaş, Beşiktaş ondan başarız. Aradaki fark bu. İşte yani esaslı üç maç normal. Üç gün izin verseydi daha iyiydi. yani üç maç arka arkaya kemal. Dördüncü maç olsaydı. Gecesin. Yani yani, kötü yani hakikaten böyle konuşma insanı üzülüyor da hakikaten yani yazık ki. yani. Bu kadar bir de para harcıyorsun bak. Yani devre arasında 5 e yaşına da, kimse harcamadı. O, o kadar koptu ki takımından. Siz yani bunları bu... söyleyince kızmıyor, destek veriyor. Yok, bugün Az bugün ben, ben, ben mesela Musrati'ye vermişin dünyanın parasını Musrati nerede sakat diyecekler şimdi. Yani bilmiyorum yani bu kadar kolay mı sakatlanıyor şey mi oluyor bilmiyorum da <laughs> yani eğer o kadar para verdiğin zaman daha değişik Beşiktaş görürsün. Yani devre arası harcanan para 30 milyona yakın. 30 milyon varsa işte bu var aralar alımda onlar alındı. Baktığın zaman demek ki bu oyuncularda alınan oyuncular da oyuncu tercihlerinde de problem var gibi geliyor artık. Yani bir Mucci doğru yerde oynadığı zaman bir şey yapıyor. Bir gol pozisyonunda sahneye çıktı. onunla tarafından takım o kadar kötü ki bir türlü sıyrılamıyorlar. Yani muçi da aynı işte Semih bugün. Bir şeyler yapmaya çalışıyor tek başına ama tek başına oldu mu? İşte ellerini kaldırıp bekliyorsun. Ayağına geldi mi biraz böyle mum gibi etrafını aydınlatıyorsun. O da hemen sönüp gidiyor zaten. Çok kötü günler yaşıyor Beşiktaş. Evet. Nasıl çıkacak bu cenderden? Onu da bence kimse bilmiyor yani. Çünkü başkan değişti, hoca değişti, yeni futbolcular geldi. Her şey denendi de aslında. Ya şimdi Beşiktaş'ın bence teknik adam öğüten, teknik adam yiyen bir kadrosu var. E ben bu gece itibariyle Fernando Santos'un Beşiktaş kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Yani 6. teknik direktörle Türkiye Kupası macerasında bence Beşiktaş devam edecek. Radikal kararlar alınacaktır. Çünkü Beşiktaş yönetimi, Hasan Arat yönetimi bu kadar başarısızlığa müsaade etmez. Beşiktaş'ta mesela bazı oyuncuların başka takımlarla anlaştığını duydum. Mesela Salih Uçan'ın Süper Lig'den bir takımla anlaştığı ne duydum. Tabi teyit ettiremedim ama Salih Sezonsu'da Uçan gidiyor. Sözleşmesi, Sa sözleşmesi bir bittiği sun. için başka bir takımla anlaşmış. Bunu söyleyelim. Cenk Tosun'la da e, anlaşmayacaklar. Sezonun bitmesini bir şekilde Cenk Tosun'u idare etmeye çalışıyorlar. Çünkü sorun şu, Türk Lirası üzerinden anlaşmak istiyorlar. Hı -hı. Salih Uçan da Cenk Tosun da bunu asla kabul etmeyiz demişler. Taksitler halinde alacağımız için... Biz hani Türk, Türk yabancı oyuncular takımdaki birçok oyuncu e, döviz üzerinden e, maaşlarını hak edişlerini alırken biz neden e, Türk lirası üzerinden anlaşalım ki demişler. O yüzden anlaşma olmayacak. Bu yüzden de Salih Uçan'ın bir takımla anlaştığını duydum. İsmini vermeyeyim, teyit ettiremedim çünkü. Diğer taraftan da e, bence yerli bir teknik direktörle artık Beşiktaş yoluna devam edecek. Bu kim olur bilmiyorum ama Türkiye Kupası'nı ıskalamamak için lig gitti diye düşünüyorlar. Ama Türkiye Kupası'nın şampiyonluğu için e, Fernando Santos'u gönderip e, yerli bir teknik direktör getirecekler. E, bunu hissettim, onu söyleyeyim. E, çünkü Beşiktaş'ta futbolcularla hocanın bağı yok, tamamen kopmuş. Yani hocaya inanmıyorlar, onu söyleyeyim. Şenol asla... şey inanmadılar. Burak işte, Yılmaz'a inanmadılar. Ya, bak, ama hoca hoca bir Ona biraz o inandılar. yıllarca bir ben buna mesela yani. Trabzonspor'da böyle kadrolar çok hocalar yedi. Büyük takımlarda o uy uyuşmazsa yani takım bütünlüğünü yakalayamazsan bir enkaz varsa ki bu Burak Yılmaz'la e Rıza Çalınbay'ın e sesine çok kulak veremediler. Hocalar abartıyor diye düşündüler ama Beşiktaş'taki Kadro o kadar yapılanması çok ve Hücağı kadro oldum, gruplaşmasını <laughs> çözemediler. Belki Abu Bakar, Gezal gibi oyuncuları yani. gönderselerdi toparlayabilirlerdi. Orada bir radikal karar alamadılar. Yani Kadro dışı... Aldılar şey da uygulayamadılar. Ha, uygulayamazsın. Kadro dışı olmaz. Yani öyle anlaşırsın, uygulanacağını bilmiyorlarmış daha doğrusu. Yani, o da ayrı bir tartışma şimdi, konusu anlaşırsın, olmuş. Anlaşırsın gönderebilirsin. yani Zaten bir enkaz aldılar. Kadro enkazdı. Bu işle Şenol Güneş bile başaramadı bu kadroyu. Düşün yani başta yola çıkarken böyle uyumsuz e, takımı sahiplenmeyen oyuncu topluluğuyla yola çıktın. Yani belki Mourinho'yu getirsen o da başarılı olamaz. O yüzden e, bu inançla biz bu futbolda... futbolla... İyi Ronaldo'lu kadroyu da başaran Santos da başarılı. Kim Ama başaracak? Ya yani? şimdi şöyle. Ya burada olmadı. Yani ben hocanın kariyerini tartışmıyorum. Klopp Liverpool'da Santos... başaracak? Kim, kim San... gelecek yani daha iyi? Bak daha şimdi Klop ben herhalde. de şunu an anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Cüneyt midir? Şimdi yani yöneticiler, taraftarlar ve futbolcular hocaya inanmıyorlar. Hocanın kar kariyeri tartışılmıyor. Hı hı. Uyuşmadı yani olmadı. Ne hoca o uyum yakalayabildi, hı o kesin. elektriği alabildi Beşiktaşlı oyunculardan. Beşiktaşlı oyuncular da Fernando Santos ve ekibinden o uyum alamadıkları için e, böyle bir kötü oyun çıkıyor ortaya. Yani evet bir 60 ile 75. dakika arasında. Mükemmel'e yakın bir top oynadılar. Orada bir hı hı. saman alevi gibi e, pozisyonlar yakaladılar. Üst üste ceza, 43 kere ceza sahasına girmişler. Ya yani bu sezonun rekorunu da kırmış Beşiktaş ama olmuyor. Yani işler kötü gidince büyük takımlarda tepe taklak gidiyorsun. O yüzden burada e, bir radikal değişiklik yapıp bir şok yaşatıp takıma hoca değişikliğiyle Türkiye Kupası'nı en azından müzemize götürelim bir anlay anlayışı var. Yoksa takımın değeri çok düşüyor. Bak Musrati 12 milyon euro, Muçi 10 milyon euro, Semih Kılıçsoy'u rekor paralara satacağım diyorsun. Veysel Sarı'nın karşısında o da zorlandı. Mesela bakıyorsun Antalya sporlu oyuncuların sahadaki savaşmasına Beşiktaş'ta o savaşmayı göremiyorsun. Ya onu o, o, tekrar toparlayacak bir taze kana, bir hocaya ihtiyaç var. Yoksa takımın değeri iyice düşecek. Seneye daha zor olacak ve Fernando Santos'u bir an önce gönderip takımı tanıyacak. İşte bir hoca yerli hoca olmazsa o sırada zaman kazanıp sezona kadar Mayıs ayında yabancı bir hoca bulup ya onun telaşı olacak. Yoksa hocayla bitirirsen sezonu yeni sezon için hoca ararsın o sezonu da kaybedersin. Şu anda çok zor bir karar alacaklar ama bence Fernando Santos'la sezon Santos sezonu Santos bitirecek. Şey kaç tane hocayla gidecek Kaç tane hoca? Onu yani bilemem hocam. 6 olur, yok. 7 olur. Yok, hocalardan bir 11 çıkaracağız böyle giderse. <laughs> ya az önce <laughs> şaka şey yapmadım. Unuttum <gülüyor> <gülüyor> Rıza Hoca'yı koskoca Rıza <laughs> Çalım'ı mı? Tamam unutum. işte onu diyorum yani. Biraz da yani genel hocayı takip ederim. Hiç mi oyuncularda kabahat yok? Yok hiç mi oyuncularda Var. Oyunculara gönderemeyiz. Kadro dışı bile bırakamadın onu. Ya kadro dışı bırakıyorsun da yani bırakabilirsin de o ara içeri alıyorsun yani. Sonuçta değil de şunu diyeceğim yani bu da olmadı, santuzion. son tozuyor, <laughs> son tozuyordur. 3 maç sonra bu da yedil, onu yolladın, 11 yapıyorsun zaten hocalarla devam et. <laughs> yani şey şeydi bu işin çözümü değil ki. Hoca Devleti, çaltısı, hep, hep hoca, hep hoca yapılıyor arkadaşlar. Oluyor yani. yani bir hoca kenarda duruşuyla hissettirir onu. Yani egemenliğini takım üzerinde, yani reha hocam da sen de çok iyi bilirsin. Duruşu bir kere çok güven vermiyor. Hoca kopmuş yani, hoca duruyor kenarda ama. O da biliyor ki ya, bu takımdan ben bir şey, Hocam, başarılı olamam. Kariyerim bitecek. Bir an önce gideyim. Nereden geldim? Ya, Der oradan, gibi duruyor. Şu karneye bir bakalım. Öyle rea tamam. hocaya sonra söz verelim. Ee, Şarol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza açalım Serdar Topraktepe döneminde 19 maç oynamış Beşiktaş. Santos döneminde 11. Ee, bu 4 hoca 19 maçta 10 galibiyet almış. 11 maçta 4 galibiyeti var. Sayın Santos'un. İkişer beraberliği var. Hocalar ve Santos'un. 7 <laughs> mağlubiyeti var. 4 e, hocanın. Santos'un 5 mağlubiyeti var. 30 gol atmış Beşiktaş. 19 maçta bu hocalar döneminde. Santos döneminde 10. 26 gol yemiş. Aynı hastalık devam ediyor. Santos döneminde de 10 gol atmış. 10 gol yemiş. Puan ortalaması her şeyi gösteriyor zaten. 1.68'e 1.27 Reha hocam. karneste evet. de Böyle Santos. Ben e, Sergen Yalçın'dan Santos'a gelmek istiyorum. Sergen Yalçın transfer teklifi götürülmedi. Hı hı. E, bekledi. Onun yerine e, hem Samet var Feyyaz, e, Feyyaz Uçar bir de Hasan Arat başkan e, Santos'dan tercihini kullandılar. Bugün e, Sergen Yalçın Olmabahçe'de galip gelerek e, hem Santos'u hem de Samet Aybaba'yı, hem de Feyyaz Uçar'ı e, hepsini yenmiş oldu. Yani e, onlara karşı da ben buradayım. Yani ben niye bir Beşiktaş'ın evladı olarak Santos'tan neyim eksik? Ben niye başarılı olamam? Niye Beşiktaş'ı hayallerini yaşatamam? Herhalde demiştir. Yani vücut dilinde o kulübede de çok efendice, saygılıca gol sevmişlerinde yaptı. Ama o hırs vardı. Yani o vücut dilinden net okunuyordu. Yani... Düşünebiliyor musunuz? Siz Beşiktaş şampiyon yapmışsınız. O oyunculukta da çok önemli bir kariyeriniz var. Gökhan Hoca gibi. Ve de e, siz geliyorsunuz Dolmabahçe'de Beşiktaş'ı 2-1 yeniyorsunuz. Ve size de o kriz döneminde en son e, Beşiktaş şampiyon yapan bir teknik adamsınız. Siz 15 teknik adam söyledi Hasan Bey hatırlarsınız. E, o zaman 15'in arasında da yok Sergen Yalçın. Yani düşün. E, yani yalnız diyorum ya. E, yani e, Santos değil... Ona karşı olanları da ona e, e, yani olumlu bakmayanlar da bu akşam yendi. Hatta şöyle bir Maradona ile şöyle bir Sergen Yalçın arasında şöyle bir hikaye e, yani gazete yazı yazsaydım bunu yazardım. Şimdi böyle bir benzetme yapacağım. Şimdi bugün ikiye ayrılmıştır Beşiktaş taraftarı. Bir kısmı Sergen Yalçın'ı sevenler Sergen Yalçın'ın gelmesini istiyordu değil mi? Bugünkü maça baktığımızda yani çoğu bakmasam Beşiktaşlı statta olan ve ekran başında ya Sergen Yalçın bizim evladımız işte en son şampiyon yaptı çok da seviyoruz. Ya Yenisin yani onun hakkıydı Santos tercih oldu neye eksik diye düşünmüştür. Hı hı. Ya Beşiktaş taraftarını ikiye böldü neredeyse benim düşüncem. Bunu Maradona 1990 yıldaki Dünya Kupası'nda hatırlarsın Napoli'de İtalya'da Arjantin yarı final maçı oynandı. Dedi ki Maradona... Ya bir günlük dedi tüm İtalyan dedi, özellikle Napoli'de yaşayan İtalyanlar dedi Arjantin'i bizi desteklemeye davet ediyorum dedi. O Olay olmuştu hem İtalya'da hem dünyada. Ee, yani e, ve de ciddi da. anlamda Napoli tarafı Napoli, Napoli tarafı da evet <laughs> Napoli bölümleri. taraftarı da desteklemişti Maradona'nın bu söylemine. Aynı şekilde tabii ki Beşiktaşlı çok ayrı e, yani o aidiyet duygusu e, yaşamasına sebep olur insanların.